Bismillahirrahmanirrahim. Mutlak mef'ul, mef'ulü mutlak denir. Bu konuyu inşallah işleyelim. Mef'uller 5 tanedir. Mef'ul konusu. Mef'ulü bih, nesnedir. Türkçedeki nesne. Mef'ulü leh, bu da yani niçin yapılmış o fiil onu anlatır. Mef'ulü mutlak, bu ise bir fiilin işte değişik bir tarzda, yani bir fiilin kendi mastarıyla işte mef'ulu bih halde cümle kurmasıdır. Yani fiil ve mef'ulu bih, fiilin mastarı mef'ulu bih oluyor. Dolayısıyla mef'ulu mutlak ona böyle bir tarz şeklinde o fiilin yapıldığını ifade ediyor mef'ulu mutlak. Mef'ulu fih, bu da zaman zarfı ve mekan zarfı, Türkçemizde var. Mef'ulu fih, zaman ve yer ile ilgili bir mef'uldür. Ve mef'ulu ma'ah, failin beraberinde başka bir fail var ama o mef'ul şeklinde geliyor. Dolayısıyla bu 5 mef'ulu bilelim. Mef'ulu mutlak konusunu cümlelerle inceliyoruz. Birinci cümlemiz şeribe. Bakın şeribe fiildir. Şurbe. Hemen onun mastarı gelecek. Ve mastarı mef'ulü bih olacak. Hepsi öyledir. Bu mef'ulü mutlak oluyor işte. Şerebel atşanu. Evet. Susamış kişi yani. Şeribe. İçti elma. Suyu içti. Şurben. Öyle içti ki. Yani onun bir tarz ifade ediyor. Öyle içti ki. Sedeme el qitaru, çarptı tren, el hafilete, durağa çarptı, el qitaru el hafilete, sedmen, hafile durak değil, otobüs, tren otobüse öyle bir çarptı ki, öyle bir sedmen, sedeme sedmen, ekele sail, evet dilenci, ekele sailu et'ame, yemeği eklen, öyle bir yedi ki, yenamur raculu nevmen, adam öyle bir uyudu ki hadien, sakin bir uyku. Evet, onun tarzı nedir? İşte nevmen hadien, artık öyle bir şekilde demiyoruz. Hadien kelimesi öyle kelimesinin yerine geçiyor. Sakin bir uyku uyudu. Secedel imamu secdete sehvi, imam sehv secdesi yaptı. Evet, secedenin mef'ulu secdete, secdetün, o da mastar olduğu üzere mef'ulü mutlak oluyor. Yemşil gabi, ahmak, yani gabi demek Türkçemizde var, gabi. Yemşil gabi, ahmak yürüyor. Mişyetel mutekabbir, işte kibirli, böbürlenen kişi yürüyüşüyle yürüyor. Dakkat es-sa'atu, dakkateyn saat, çarptı, çaldı, dakka saat çaldı. Dakkateyni, dakkatun, o da mastardır. Tabi mastarlar ikil şeklinde geliyor. Dolayısıyla bu da dakkateyni, mastarlık özelliğini koruduğu için bu mef'ulü mutlak oluyor. Evet. Darabe eşşurti, polis memuru, darabe vurdu, el mücrime, mücrimi vurdu. Erba'a darbatin, dört darbe, dört kez vurdu. Bakın darbetun, darbatun, bu darbetunun çoğuludur, darbat. Mastarın bir çoğuludur, darb mastarının çoğuludur. Fiilimiz de darabedir, o zaman mef'ulu mutlak. Ne'kulu fil yevmi selase ekelat, uykuda. Yevm, uyku değil, nevm, uykudur, yevm, gün. Günde ne'kulu, yeriz, selase ekelat. Ekelat, eklün kelimesinin çoğuludur. Eklün, müennes olmuş, ekletün, ekletün de eklatün olmuş. Dolayısıyla mastarlıktan çıkmıyor. Her ne kadar müennes olmuş, sonra da müennesin çoğulu olmuşsa da mastarlık özelliği devam ediyor. Şuradaki erba'a, dört tane mastar darp olsa bile müennes darbat, yine mastarlık devam ediyor. Erba ona engel değil. Burada da selase engel değil. Dolayısıyla bu yine mef'ulü mutlaktır diyeceğiz. Günde 3 öğün yeriz. Şimdi mef'ulü mutlakla ilgili şöyle bir bilgi var. Pekiştirme için kullanılır.
Evet, öyle bir işti ki, hani ilk örneklerimiz, nevi açıklama için nasıl? İşte mesela sakin bir uyku, önceki sayfada vardı. Bir de sayı açıklaması için kullanılır. İşte kaç kaç şekilde yedi, işte kaç defa yedi, o anlamında bir sayı ifade ediyor. Bunlar mutlak mef'ulün çeşitleridir. 3 tane mutlak mef'ul çeşidi var, bunu bilelim. Tekit için, pekiştirme, nev'ini açıklamak için, sayı için. Şimdi misallere gelelim. Bakın hangi, bu üçünden hangi çeşit? Evet, tekit için, pekiştirme. Ekelel cev'anu, aç olan kişi, et-tu'ame, yemeği yedi, eklen, öyle bir yedi ki. Bu mutlak olarak tek başına mastar geliyorsa pekiştirmedir. Şimdi bir tane daha örnek. Darabar raculu ellisse, adam hırsızı dövdü, vurdu, darben, öyle bir vurdu ki. Şimdi beyanin nev, yani bir çeşit nasıl şekilde vurduğunu ifade ediyor. Yine mastar gelecek tabi. Yenamu tayrun nevmen hadiyen. Evet, sakin bir uyku. Bakın, yanına nevmen mastardır, ona hadiyen gelmiş bir sıfatı şeklinde, o zaman bu ona mef'ulu mutlak cinsinde nev' veriyor. Yenamu el mücrimu nevmel kalik. Evet, endişeli uyku uyudu. Endişeli uykusu uyudu. Mücrim, suçlu. Şimdi yukrahu fil evkati el-thalâthati el-nafiletu. Evet, üç vakitte yukrahu mekruhtur en-nafiletu. Nafile namaz mekruhtur. Nasıl mekruhu, hangi cins mekruhtur? Kerahete tahrimin. Tahrimen mekruhtur. Kerahete tahrim. Kerahet burada mastarlık özelliğini sürdürüyor. Tahrim ona mudafun ileyh olmuş. Buna rağmen devam ediyor. Sadece bunun cinsini ifade ettiğinden, yani tahrimin kerahati olduğunu ifade ettiğinden nev'tir. Ve yine sünne el ezanu, ezan sünnettir. Vel ikametu, ikisi de ezan ve ikamet sünnettir. Hangi sünnet? Sünneten muakkedeten, sıfat gelmiş sünneten mastarına. Ha, mastar tek başına değil, ona bir sıfat gelmiş, yine çeşidini bildiriyor hangi sünnet olduğunu. Mudaf ileyh de gelse çeşidini bildiriyor, nev'ini. Sıfat da gelse nev'ini bildirir, bir feraidi. Evet. Yani sünnet farzlar için olan müekked sünnetler şeydir, sünnettir. Bu ezan ve kamet o müekked sünnetlerdendir. Evet, şimdi beyani adet, sayı bildiren bu sefer mef'ul mutlak. Dakkal ceresu, zil çaldı. Dakkaten, öyle bir çaldı manası vermiyoruz. Çünkü dakka fiilinin mastarı dakkundur. Dakkaten bu bir kere çalmak anlamına gelen binay-ı marre mastarıdır. Dolayısıyla adet bildiriyor. Bir kere çaldı yani. Dakkal ceresu dakkateyni, yine binay-ı marre iki kere çaldı. Dakkal ceresu thalâthe dakkatin, üç kez çaldı. Şimdi yüksek sesle okuyup mef'ullerin altını çiziniz diyor. Şöyle sadece tespit yapacağız. Ekele zayıfu selase ekelat. Selase ekelat çiziyoruz. Yenamu el amilu nevme mut'abin. Nevme mut'ab. Evet. Mef'ul mutlak. Şöyle. Fehime ettilmizu el mevdu'a. Evet, konuyu anladı. Ba'del fehmi, bazısını. Bu da yine adet bildiriyor. Ba'del fehm, onun bazısını. Nefa'athu en nasihatu, nasihat ona fayda verdi. Ba'den nefah, nefa'a, bazı menfaat, biraz. Yekulur raculu ekle ca'i. Evet, yine nev'ini bildiriyor. Aç olan birinin yemesi gibi yiyor. Cera ar-riyadiyyu ceryan seriyan. Yine onun hızlı yürüdüğünü, nev'ini bildiriyor. Sıfat mevsufta bu nev' için olan mef'ul mutlak ceryandır. Koşuyor yani. Yentebihu es-sa'iqu fit-tariqi intibahan.
Bir de tamamen sıfatı geldi. İşte mef'ulü mutlak intibahen tamamen. Fehimet ettilmizetu edderse dersi öğrenci anladı. Fehmen tamamen tam bir fehimle anladı. Fehmen kelimesi. Ve secede mahmudun secdeteyni. Secdeteyni kelimesi. Çünkü secede fiilinin mastarı secdetün. O ikil olmuş olsun. İkil olması mastarlıktan düşürmez. Fi salati namazda iki kez secde vardı. Salla halil. Halil namaz kıldı. Arba rekaat. Dört rekaat. Yine arba rekaat kelimesi. Şu rekaat. Rekaatun kelimesini anlatıyor. Salla fiilinin mastarı değil ama namaz salla reka'a anlamına da geliyor. Yani reka'a 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 fiili de burada yerine geçebildiği için reka'a halilun erba'a reka'at o şekilde de düşünülebilir. Dolayısıyla reka'a reka'at yine sallanın mastarı gibi düşünülebilir. Onun yerine geçemez. Salavattır çünkü salla. Salat, salattır. Rekaat'a onun altındaki mana olduğu için rekaat gelmiş. Öyle diyeceğiz. Şimdi bir hadis-i şerif var. Ezberleyeceğiz. Yafrahu as-saimu farhatayn. Evet. Oruçlu sevinir. Farhatayn. İki sevinme. Bakın yafrahu fiildir. Farhatun onun mastarıdır. Farhatayn. İki sevinmek mef'ul mutlaktır. Niye? Çünkü mastar olarak gelmiş fiiline. Evet, farhatan inde fıtrihi, fıtır yaparken, yani yemek yerken, iftar vaktinde bir mutluluk alır. Farhatan inde duhulihil cennete, bir ferahlık da cennete girdiğinde alacak. Sırf o orucun ferahlığı diye o bildirilecek ona. Demek ki onun öyle bir ferahlığı var çeşit olarak. Şimdi bir cümle kurma çalışması var. Bakın mastarlarını nasıl seçeceğiz? Reka'a el musalli. Namaz kılan rekat yani rukuya gitti. Erba'a merratin. Dört kez rukuya gitti. Dakka çaldı. Ne çaldı? Dakka el ceres zil. Kaç kere? Dakkateyni. İki kere. Ekele el musafir. Musafir yedi. Ne yedi? Ekleteyn. İki kez yedi. Yenamu el haddadu. İşte demirci uyudu. Nevmen hadiyen sakin bir uyku secde etmiş öğrenci secde etti merrateyni iki kez secde etti diyeceğiz. Bu şekilde secdeteyni de diyebiliriz. Bu cümle kurmayı da bu şekilde yapmış olduk. Tabi dakika vurdu anlamına çaldı gelir. Cerese de zildir. Mef'ulü mutlakları birer cümlede kullanın. Eklen mesela. Ekeltu et-ta'ame eklen. Öyle bir yedim ki işte yemeği. Şeribtu şaye şorben. Çayı öyle bir içtim ki. İşte celestu alel kürsiyi celseten. Culusen. Culusen diyeceğiz. Mastar culustur. Sallaytu salata subhi şöyle diyeceğiz. Secedtu lissehvi secdeteyni. Evet. Meşeytu yürüdüm. Mişyeter racul adam gibi yürüdüm. İşte ekeltu el temre. Evet hurma yedim. Erba'a ekelat. Dört kere yedim. Ondan sonra birkaç kelime var manasını öğrenelim. Kıyamül mütemarrit. Bu da tabi devam ediyoruz. Kıyamül yani hastanın kalkması gibi kalktım. İşte kumtu kalktım. Kıyamül mütemarrit. Hasta gibi kalktım. Ruku'a haşin. İşte huşu içindeki ruku. Rekatu fissalati ruku'a haşin. Huşu içindeki birinin rukusu gibi ruku ettim namazda. Bu sefer kaçtım diyeceğim. Farartu min ash-shurti polis memurundan kaçtım. Farartu firara cebanin korkağın kaçışı gibi kaçtım polis memurundan. Julus el kadi kadı oturuşu gibi celestu alel eriketi. Erike koltuktur. Eraik çoğuludur.
Celestu, oturdum. Alel eriketi, koltuğa. Culusel kadi, hakim oturuşu gibi, kadı oturuşu gibi oturdum. Bu şekilde ben irticali olarak işte aklıma geldiği gibi çevirmeye çalıştım. Siz daha güzel cümleler kurabilirsiniz. Bu konu da burada bitti. Bir sonraki konumuz mübalağa, abartma konusudur.